İnanmıyorum maçta. Zaten hazır değilim. 3-0 öndeyiz. Bana da ihtiyaç yok. Gosling de tribünde. Az maç oynadığım için hepsini hatırlıyorum. Neyse ben de ayaklarımı uzatmışım. Kaleci Yaşar abim, yedekli Yaşar abi. Tony oynuyordu kalede. Nasıl girmeyeceğim abi, Karşıyaka 3-1 yaptı. Sonra 1-2 yaptı. Gosling beni çağırdı tercüman aracılığıyla. Gittim şeye, tribüne. İşte oyuna giriyorsun dedi. Abi o stadın halini hiç unutmuyorum. O insanlar o kadar büyük coşkuyla ve daha sonra öğrendim ki bir otobüs yolda gidiyor şehirler uzun yolda. Radyodan maçı dinliyorlar. Rıdvan oyuna giriyor diye spiker. Yolcular bir istekte bulunuyor. Hani radyonun şeyi olur diye bozulur diye bir sağ çekte maçı dinleyelim diyorlar. Bunu anlattılar bana birkaç kişi. O şoför de dahil olmak üzere. Ben de heyecanlıyım. Erman Toroğlu. Kenara geldim. Bokri çıktı oyundan. Herhalde hatırladığım kadarıyla. Ben gireceğim. Bir baktım. Stada bütün gazeteciler doldu. Oyun durdu. Erman Toroğlu stadı boşalttı. İşte 7-8 dakika sürdü. Unutmuyorum. Rakip korner atıyordu Karşıyaka. 3-2 üzerinde giriyorlardı. Ben de orta sahada duruyordum. Neyse uzaklaştırıldı falan, bir kontratak yakaladık. Ayağıma gelen aylar sonra ilk topu gittim golü yaptım. Bir çalım attım. Kalecide çalınladım. Ardından bir tane daha attım. Bir de şey onu çorlatmıştı galiba, hatırladığım kadarıyla. 6-2 kazandık maçı. Ne muhteşem bir dönüş yapmıştım ben. Yani futbol, her futbolcuya nasip olmayacak bir dönüştü o. Aylar sonra ayağına ilk top geldi. O insanlar oraya gelmişler. O zamanlar televizyonlar canlı yayın yok, özet var. Özetlerde de yani böyle karanlıkta falan oynuyorsun gözüküyor. Artık veda vakti gelmiştir Rıdvan Dilmen'in. Rıdvan Fenerbahçe'ye, taraftar Rıdvan'ına doyamamıştır ama bir kelebeğin zerafeti gibi göz açıp kapayıncaya kadar rüya gibi süren futbol serüveni nihayete erecektir. Ben enteresan, şimdi bana mesela benim imajım hiç kafa gol atmamıştır derler. Ben 8-9 tane ligde kafa gol attım. Bir tane de bir maçta attım. Şöyle Jubile'de şöyle hikaye anlatayım ben size. Ben aslında Jubile falan yapmayacaktım. Çünkü futbola devam etmek istiyordum. Sezon başı Sayın Ali Şen dedi ki bırakmanın da fayda var dedi. Ben de tabii duygusal fiyat, ben bırakmak istemiyorum. Daha oynayabilirim dedi. Toparladım falan dedi. Öyle düşünmüştü, tasarrufuydu. Evime gittim. Telefon geldi. Galatasaray Başkanı aradı. Beşiktaş Başkanı aradı. Sonra Kocaeli Spor. O zaman birlikte. Çok düşündüm. Yaşımda daha 31-32'lerdeyim. Yani oynarım ben diyorum falan ama ya dedim ki 2 sene, 3 sene, 5 sene oynamak için bu etiketimi kaybedeyim dedim ya. Bu etiket benim için hayatımdaki en güzel etiketti. Ben dedim Fenerli Rıdvan kalayım, boş ver dedim ya. Bıraktım, futbol bıraktım. Jubile yapmadım önce. Bir yıl geçti. Sonra bir gün bir söyleme sahip bunu sorduğunuz için anlatayım. Tekerlik mesela bir şeye gitmiştim. Tekerlik sandığa ihtiyacı olan bir dernekteydim. Ya dedim bari hasılatı onlara vereyim, bir Jubile yapayım dedim. İnanın sırf sebebi oydu. Ve zaten kışın Jubile olmaz. İstanbul tarihinin en soğuk günlerinden bir tanesi denk geldi. Bir kar tipi ya mümkün değil. Yani benim o maça oynanmasını diye sağ olsun Bursa Spor geliyor. Allah nur içinde tırsın Necat Biyediç. 15 Ağustos'ta rahmetli olmuştu, hiç unutmuyorum. Ben de 15 Ağustos doğumluyum. O yüzden asla o günden sonra o kutlaması yapmamışımdır. Onun ölümü yıldönümü olduğu için. Bursa Spor Kulübü sağ olsun. Allah razı olsun onlardan. Bindiler, geldiler, Necat Biyediç getiriyor takımı. Yalova'dan bu tarafa geçemiyorlar. Kar yağıyor. Erteledik. Bir daha erteledik. En son dedik ki artık seyirci de hani soğuk, kar, kış ne yapsın görmek ister bizi ama çok az bir seyirci geldi sonra. Ya dedim oynayalım. Belediye başkanımız da Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sayın Cumhurbaşkanımızdı. 3 kez geldi o da. En sonunda bir şilt verdi uğurlarken. Maç başladı. 10 dakika o zaman. 10 dakika oynuyorsun çıkıyorsun. Soldan bir hücum yaptı oyuncu. Aykut olabilir, bilmiyorum da. Olabilir. Bir kesti arkaya. Ben de penaltı noktasından geldim. Çok da gol atan bir oyuncu değilim kafayla. Çıktım kafayla bir vurdum, çatala gitti. Bir veya iki kişiden birisiyimdir. Jubilesinde gol atan. Tam bilmiyorum ama. Ya Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi biliyorsunuz ya. Ben Fenerbahçe formasıyla son maçımda
Yani pul bırakmışım, bir yıl, bir buçuk yıl geçmiş, kafayla gol atıyorum. Ve Aykut'un, İngil'in, Kemalettin'in, bizim çocukların omuzunda da, oğuzların omuzunda da bu büyük formayı son kez giyiyorum. Soyunma odasına gittim. O gün gerçekle tanıştım. O bir sene anlamamışım. Ya ben Fenerbahçe soyadım, bitti Rıdvan dedim ya. Bitti dedim ana satayım. Eve gittim. İlk defa söylüyorum. Kapattım kapıyı. Işıkları da söndürdüm. Yattım, kalkmadım bir gün. Hiç kalkmadım lan dedim. Ben bıraktım gitti dedim. Hani çocukluğumda, beş Eylül okulunda Fenerbahçeli Rıdvan diye hayal yazardım ben böyle kendi kendime. Yazardım. Fenerbahçeli Rıdvan. Hayal dese bu benim için.